Merhaba, ben operatör doktor Aytaç Sayın. Genel cerrahi pratiğinde oldukça sık gördüğümüzde acaba ne yapsak diye sıklıkla bizi düşündüren ve zorlayan bir hastalık olan divertiküler hastalık üzerine konuşacağız. Bağırsağın içini örten tabakanın dışarıya doğru keselenmesi ile oluşan duruma divertikül denir. Bağırsak duvarında gelişen bu küçücük cepler tüm kalın bağırsağı etkileyebilse de genellikle sigmoid kolon ve sol kolonu kalın bağırsağın karın içinde sol tarafta kalan bölümünü tutar. Kesecikler bağırsak duvarındaki zayıf noktalardan dışarıya doğru çıkar. Divertiküler hastalık bu ceplerin varlığını tanımlar. Gerçek ve yalancı divertiküllerin oluşumu şekilleri farklıdır. Divertiküller özefagustan yani yemek borusundan anüse kadar, kalın bağırsağın sonuna kadar motilitenin yani bağırsak hareketinin olduğu her organda görülebilir. Ancak en sık gördüğümüz ve pratikte en fazla bize sorun yaratan bölüm kalın bağırsaktır. Divertiküller gerçek ve yalancı divertiküller olarak ikiye ayrılır. Bunlar oluşumu açısından birbirinden farklıdır. Gerçek divertiküller doğuştan itibaren mevcut olup bağırsağın tüm katmanlarını içerir. Gerçek divertiküller daha az sıklıkla görülür ve ender olarak sağlık sorunlarına neden olur. Daha sık gözlenen yalancı divertiküllerin oluşumunu anlamak için sindirim işlevini ve bağırsak hareketlerinin oluşumunu bilmek gerekir. Alınan besinler sindirilip emildikten sonra artıklar bağırsak içinde ilerler ve dışkı kalın bağırsağın son kısmında makattan vücudu terk eder. Dışkının kalın bağırsak içinde ilerlemesi bağırsak duvarındaki kas hareketleriyle sağlanır. Yenilen posalı gıda ve içilen suyun bağırsak hareketleri üzerine etkisi vardır. Günlük tüketilen posalı gıda ve su miktarının azalması sonucunda dışkı kuru ve sert bir hale gelir. Yani kabızlık ortaya çıkar. Bağırsak duvarındaki kaslar dışkı kitlesini ilerletebilmek için aşırı kasılmaya ihtiyaç duyarlar. Bu da lümen içi basıncı arttırır ve bağırsak duvarında kesecikler oluşur. Bu oluşan keseciklere divertikül denir. Bu şekilde oluşan kesecikler yalancı divertiküllerdir. Yalancı divertiküllerin gelişmesi uzun zaman içinde oluşur. Bunların gelişimi sırasında pek bir bulgu meydana gelmez. Divertikülleri olan hastanın çoğu zaman bir sıkıntısı olmaz. Bazen orta şiddette kramp tarzında ağrı, şişkinlik, kabızlık, diyare yani ishal, makattan kanama yapabilir. Bunların gelişiminde bağırsak içindeki basınç artışının ve spazmların önemli rolü vardır. Yemek borusundan başlayarak sindirim kanalının, mide bağırsak kanalının herhangi bir yerinde divertikül oluşabilir. Sindirim sistemi kalın bağırsak, kolon, çekum, çıkan kolon, transvers kolon, inen kolon, sigmoid kolon, rektumdan oluşur. Yalancı divertiküllerin %80 ile 95'i sigmoid kolon dediğimiz bölümde görülür. Sigmoid kolon karın bölgesi olarak sol kasık bölgesine uyan yerde bulunur. İkinci en sık görülen bölge inen kolon ve onun takiben kolonun diğer kısımlarıdır. Gerçek divertiküler daha sık olarak kalın bağırsağın başlangıç yeri olan çekum bölgesine görülmektedir. Yalancı divertikülün toplumda görülme oranı ileri yaşlardaki bireylerde artmaktadır. Yaş arttıkça divertikül oranı da artar. 30-40 yaş grubundaki bireylerin %10'unda divertiküler hastalık varken bu oran 50-60 yaş grubunda %20 ile 35'e çıkar. 70 yaş grubunda ise %40 ila 50 arasında bir oranda bulunabilir. Divertikülozis çok değişik bulgularla karşımıza çıkar. Çoğu hastada hiçbir bulgu ve belirti vermez. Ender olarak karın sol alt bölümünde ağrı, kramplar, ateş, ishal,
dışkılama alışkanlığında değişme, nadiren ciddi rektal kanama yapabilir. Bu semptomlar hastaların küçük bir yüzdesinde meydana gelir ve başka kalın bağırsak hastalıklarında da görülebilir. Bazen irritable bağırsak sendromunda, yani huzursuz bağırsak hastalığında ayrıcı tanı yapmak güç olur. Zaman zaman da kanama bulgusu kalın bağırsak kanserleriyle ya da birçok farklı patolojiyle karışabilir. Lütfen dikkatli olalım. Geçmiş olsun.